Değerli valimiz, Vali Yardımcı Başkanımız ve idarecilerimizle idareciler günü kutluyorum, tebrik ediyorum. Akşam Beyhisar'da güzel bir gelenek başlatılmıştı. Aslında kahvaltıyla başlıyordum, 10 dakika sizden günlük etkinlikleri. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız bu güzel geleneği devam etti. Onların bu davetinde dolayı çok teşekkür ediyorum. Yalnız güzel bir fark var. O da sabah 8'inde böyle bir kahvaltı düzenlendi. Bu da Sayın Valimizin farkı. Çok teşekkür ediyorum. Halkımızın doğru haber alma kaynağını inşallah bundan sonra da devam ettiririz. Çünkü yalan haberle kamuyu yanlış bilgilendirmek kadar kötü bir şey olmadığını hep birlikte biliyoruz. 10 Ocak sadece çalışan gazeteciler bölgeyi biraz önce İlgilen Belediyesi Başkanımızın da ifade ettiği üzere mülki ve idari personelin de günü, aynı zamanda tüm tarım okullarının 175. yılı ve ziraat mühendisleri günü. Bu vesileyle mülki idarecilerimizin de gününü, ziraat mühendislerimizin de günlerini tebrik ediyorum. Zor bir görev ifa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Belediye olarak da her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Gününüz tekrar kutlu olsun. Gazetecilik balıkçılığa benzer. Niye balıkçılığa benzer? Çünkü gazete ne kadar geç alıyor piyasaya söylerseniz, biraz bir iki gün bekletirseniz eğer kasada balık kokar. Gazetecilik de böyle dedi. Eğer haberi geç gelirseniz, haberi birkaç gün sonra götürseniz bir anlamı kalmaz. Yani haber kokmuştur. Çünkü zaten daha önceden halkın nazarına gitmiştir. Tabii gazetecilik ilkeli olmaktır. Bir duruşu olmaktır. Kalemini kalem şöbere satmamaktır. Bizim düşüncemiz, görüşümüz. Bunu da Afyon Gazetesi'nde yani elhamdülillah görüyoruz. Ben burada size bir malzeme vereyim arkadaşlar. Şöyle otururken dedim ki ben bir gazeteci olsaydım, bir siyasete konuşuyor olsaydım ne sorardım acaba diye düşündüm. Dedim ki aklıma, ya Sayın Belediye'nin 2000 yılının en önemli olayı sizce nedir aklıma geldi. İşte 1915 köprüsünün silüetinin ortaya çıkmasıdır. Hayır. Daha yeni Ekim Ay Köprüsü'nü açtık. Türkiye'de destek oldu. O köprünün açılışı mıdır? Hayır. Salgın mıdır? Covid-19 mudur? Hayır. Covid-19 nedeniyle hükümetimizin yaklaşık 400 milyara yakın bir desteği midir? Hayır. Yani bunları küçük terim için söylemiyorum. Ben bunlar da olabilir belki ama ben de 2020 en önemli olayı Ayasofya Camii'ne ibadet açılmasıdır. Demin Sayın Bekir'in söyledi gazetecilik nedir diye. Bence gazetecilik bir tutkudur. Aşktır. Herhalde dünyayı sardı kurtulamayacak bir aşktır. Emeklilik olmayan birkaç meslekten birisi. Öyle tahmin ediyorum ki bu genç yaşlardan itibaren bir hastalık gibi dünyayı kapan ve siz o yazma arzunuz, bir şeyleri değiştirmek isteyiniz. Özellikle gördüğünüz bazı eksikliklerin değişmesi, hayatta karşılaştığınız bazı şeyleri tarihe not düşmek adına yazmak, istemeseniz de bunu yazmamam lazım deseniz de sizi bir gece kuykunuzdan kaldırıp onu yazdırırız. Dolayısıyla bu yüzden bir tutulur bir hastalıktır diyorum. İyi bir hastalık. Yani öyle de. Dolayısıyla birçoğumuz yani bunu herhalde bir şeyleri değiştireyim. Gördüğüm bazı eksikliklerle mücadele edeyim. En azından elimden bu gelir diye başladım. Daha genç yaşlarda. Sonra daha faydalı olmak. Yöneticilere bir şeyleri anlatmak için belki devam ettim. Ama şunu biliyorum. Gerçekten gazetecilerin de yaptığı, bizim de yaptığımız bir kamu hizmeti. Hep beraber topluma nasıl hizmet ederiz? Siz toplumu bilgilendirin, aynı zamanda bizleri uyararak, bakın burada bu sıkıntı var diye. Birlikte hemşehrilerimiz için, vatandaşlarımız için bir şeyler yapıyoruz. Ve ben Afyon Karahisar'da ilk geldiğim gün söylemiştim, basın güçlü bir yerde var. Gerçekten ulusal basın sürekli takip ettiği, sürekli ulusal haberlerin çıktığı bir yer.
Bunu benim memnuniyetle söylemiştim. Ve 7 ay oldu. Şimdi daha çok memnun eden hani şeylerle karşılaşmış oldu bu süreç içerisinde. Birçok arkadaşımız, Sayın Valim, şurada bir fakir var. Biz haber yapmak istemiyoruz. İlgilenmeniz mümkün mü diye beni aradığı bir durum. Hatta buradaki arkadaşlarımdan bazılarının şu okulda şu eksik var Sayın Valim. Gördük, üzüldük. Bilginiz olsun diye beni aradığını biliyorum. Birçok kişi birçok eksikliği haber yapmak yerine önce düzeltmeyelim, bu karşıdaki kişi ifşaat edelim diye bizim bir tıbada geçti diyor. Dolayısıyla önce iş yapılsın, önce sorunlar çözülsün diyen bir vilayette çalıştığım farkındayım.